Kurban bedenlerini bu sene derneğimizin bir okulu adına toplanacak. Vermek isteyen kardeşlerimiz toplayıcı traktör gezecek mahalle aralarında. Sizin çocuklarınızın yetiştiği o okul için kullanılacak. İkinci duyurumuzda camimizin üyelik giderleri için namaz çıkışında her bayram olduğu gibi kendi camimizin eksiklerini gidermek için sizlerden yardım talep ediyoruz. Allah yapacağınız yardımları dergâhınızı da kabul ve makbul eylesin inşallah. Muhterem müminler, az önce de değindim. Rabbimiz Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretlerine sayısız hamdü senalar olsun. Âleme rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Bu salat ve selamla kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Şu bayram sabahında niyazımız odur ki Rabbül Aleminin rızasını kazanmak tek gayemiz. Rabbim inşallah rızasını kazanan kullar cümlesine bizleri dahil eylesin inşallah. Sevdiği kullar hürmetine en çok sevdiği Habibim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin. Peygamber Efendimizle birlikte bizleri taşlıcam eylesin. Onunla birlikte cennete girebilmeyi, Cenab-ı Allah'ını görebilmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi Rabbül Alemin cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle Kurban Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Kazasız belasız bir bayram geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Bu tarz günler bayram günleri dargınlıkların, kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı, bir daha asla insanın üzerine alamadığı müstesna gün ve zaman dilimleri. Böyle günlerde toplumda görüyoruz ki annesini babasını ziyaret etmemiş, dedesini, dedesini ziyaret etmemiş, ablasının, kardeşinin elini öpmemiş, gidip bayramını tebrik etmemiş Müslümanları görmekteyiz toplumda. Değerli müminler, geliniz bu bayram gününde bu kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa atalım, bir daha üstümüze almayalım. Geliniz bu bayramda babasıyla dargın olan, annesiyle dargın olan, abisiyle dargın olan, komşusuyla dargın olan, gitsin, helalleşsin, affedici olsun, şu bayramı en güzel şekilde muhabbetle geçirelim inşallah. Geçirmezsek ne olur? İşte Müslüman aleminin durumu belli. Fitne ve fesadı Müslüman alemine koydular. Müslüman alemi eza ve cefa çekmekte. Hiçbir küffarın memleketinde küffarın küffara silah sıktığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Onlar birlikteliği en iyi şekilde yapıyor. Ezilen kim? Müslüman. Birisi silahla ateş ediyor. Allah'a bekler diyor, öldürüyor. Öteki de Allah'a bekler diyor, öldürüyor. Kardeşim, Müslüman uyanık olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ya, Müslüman bir sokulduğu delikten iki defa sokulmaz. Müslüman uyanık olacak. Birlikteliğimize, beraberliğimize, tevhid duygumuza sımsıkı sarılacağız. Tevhid duygumuzu unutursak, işte Müslümanların düştüğü bu duruma yarın belki Müslüman alemi bugün düştüğü duruma, bugün Türkiye'nin durum gibi olur, aynı şekilde biz de düşebiliriz. Bak, Kurban Bayramı sabahında herkes hür bir şekilde geliyor, bayram namazını kıldı. Biraz sonra kurbanlarını kesecek. Eşini, dostunu ziyaret edecek, öyle değil mi? Ama Müslüman alemde böyle insanlar var ki, savaştan kapısını açamıyor, dışarı çıkamıyor. Bırak onun kapısını açmasını, bir yudum ekmeği yok, bir yudum suyu yok. Bayramın bir elbisesi yok. Elimizdeki nimetlere şükredelim derdi müminler. Şükretmezse Allah-u Teala bu nimeti elimizden alır, başka bir toplum yaratır, ona verir. Onun için kendimize çekip düzen verelim. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği o sırat-ı müstakim çizgisinden Rabbim inşallah onun sünnetini yaşamayı hepimize nasip eder. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyordu. Ona sımsıkı sarılırsanız asla ziyanlı olmazsınız buyuruyor. Onlar neydi?
Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de benim sünnetimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte Rabbim Peygamber Efendimiz'in bu hadisine sımsıkı sarılmayı, o emanetlere sımsıkı sarılmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini Rabbim bizlere de versin inşallah. Ebedi bir bayrama dönüştüren Peygamber Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. İslami şiarından olan bayram namazını eda etmek üzere burada tutulan aziz müminler. Yüce Rabbimiz okuduğun ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır. Kardeşlerim, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran kurban bayramına bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Kurban bayramı bizler İslam'ın 5 temel ibadetinden hac menasikini ve Rabbimize yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini getirir. Hac, kurban ibadeti ve bayram bizlere adamız Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'in hayatına götürür. İslam tarihinde ve Efendimizin örnek hayatına götürür bizlere kurban. Kurban bayramında hac ibadetini ifade eden milyonlarca kardeşimiz Beytullah'a, Arafat'a akın ederler. Allah'la olan misaklarını yenilerler. Bütün dünya Müslümanlar olarak bizler de bayramda kurbanlarımızı Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim diye keseriz. Böylece temin inancımızı, kulluk şuurumuzu tahkim ederiz. Haçtaki kardeşlerimiz kefeni andıran ikramlarıyla en içten yakarışlarıyla Allah'tan başka sığınılacak bir merceği bulunmadığıdır. Dünyevi tutku ve isteklerin geçici olduğunu, kurtuluşun ancak takvada olduğunu ikrar ederler. Bizler de kurbanlarımızla asıl olanın Allah'a yakınlık olduğunu, bütün varlığımızı onun yolunda adamaya hazır olduğumuzu kurban ibadetimizle gösteririz. Unutmayalım ki bir bize sunduğumuz her bayram hediyesi bizi Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır inşallah. Birbirimize sunabileceğimiz en güzel bayram hediyemiz ise kalbimiz derinliklerinden gelen selam ve dualarımız olacaktır. Tebessüm ve ziyaretlerimiz olacaktır. Kardeşlerim, tutmeme son verirken aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve alem-i İslam'ın kurban bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın makbul, bütün kardeşlerimizin hacının mebrur, bayramlarının nesli olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Elen mesele tele ve elen mazlullah. Kelamullahın meyke rasmada. Kema kalallahu sebebette ve te'ala bitele. Ve ila tehtar kıstemi'ule. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne minamdullahi sallam. Sallallahu Allah'a tekbir. Allah.
Ve cümlemize